yeryüzüne gelmiş geçmiş en büyük ve yüce insan, ulu önderimiz, yol göstericimiz, komutanımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselam Allahü Teala'nın en sevgili kuludur. Ve onu ayetle sabit korumuştur. Başka birinin, başka bir şeyin korumasına ihtiyacı yoktur. Allah katında da en sevgili odur, en üstün odur. Yeryüzünde de gökyüzünde de ondan üstün bir varlık yoktur. İlahlık sıfatları hariç, Allahü Teala'ya ait olan sıfatlar hariç, hangi sıfatla överseniz övün az bile gelir Peygamber aleyhisselam. Ve Efendimiz aleyhisselama ait bir ayet var. Ayet şöyle. Hemen özet geçeceğim vaktimiz dar diye. Efendimiz aleyhisselama bu dini tebliği yap. Yapmazsan kusurlu olursun diye böyle bir ihtarda bulunulduktan sonra Efendimiz de peki insanlardan ne olacak? Bana saldırılar şunlar bunlar. Allah'ımız buyuruyor ki vallahu ya'simuke minennas. Allah seni insanlardan koruyacak. Allah seni insanlardan koruyacak. Şimdi bir kampanya başlatıldı. Resulullah Aleyhisselam'ı koruma kanunu çıkarılsın. Ne münasebet ya? Peygamber Aleyhisselam'ın koruma kanununa ihtiyacı mı var? Yani kanunla korunanlarla aynı derecede mi senin için? Kanunla korunanlarla aynı derecede, aynı seviyede mi senin için? Peygamber aleyhisselamla onlar ölçüşebilir mi ya? Böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Sonra yasada ne çıkar, ceza çıkartırsan çıkart. İslam hukukunda peygambere hakaret, saldırı, aşağılamanın cezası bellidir. Onu siz araştırın. Şimdi burada anlatmayayım ben. İsterim anlatmayı da vakit var, o başka bir bahis. O cezayı veremeyeceğin için bana vereceğin ceza da önemli değil yani bu konuda. Ama ben yasayla korunanlarla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı eş derecede tutmam ki. Böyle bir çalışmada da yokum. Ha, bir yasa çıkarılacaksa, koruma kanunları çıkarılacaksa İslam'ın bütününe çıkarılacak. Yani camiye hakaret edene, efendim tesbihe, sarığa, sakala, çarşafa, tesettüre, Kur'an'a, Müslümanlara, İslami bütün değerlere, tesbihe, seccadeye, minareye, ne varsa İslami değerlere alakalı bir ceza şeyi çıkar. Ama hususan peygamberimizin böyle bir korumaya, diğer korulanla eş seviyeye getirmeye benim gönlüm asla razı değil. Peygamberimiz o kadar yüce ki benim gücüm yetmez onu anlatmaya. Peygamberimiz Allah katında o kadar makbul bir kul ki, o kadar yüce ki benim lisanım da ilmim de varlığım da yetmez onu anlatmaya. Kaldı ki beşer tarafından mı korunacak Resulullah Aleyhisselam? Beşer kanunlarıyla mı korunacak? Asla böyle bir şeye benim bir Müslüman olarak rızam yok. Asla yok. Şimdi o yüzden kardeşim ben kıtıp biyoz ufak tefek cezaların adamı değilim yani. Hele ki Peygamber Efendimiz'i böyle bir beşeri kanunla korunmasına da asla gönlüm razı değil. İslam'ı hatta bütün dinleri koruma altına alsın yasamız. Yani kimse gidip bir Yahudi'ye de küfretmesin. Ayet var, bir Hristiyan'a da küfretmesin. Bir ateiste de küfretmesin. Bir Müslüman. Hiç duydunuz mu bir Müslümanın sayıp sövdüğünü diğer dinlere? Çünkü oradaki dinler bozulmuş olsa da peygamberleri bizim için de peygamber. Hazreti Musa'ya küfreden kafir olur. Hakaret eden Hazreti İsa'ya kafir olur. Hazreti Meryem'e söven kafir olur. Hazreti Asiye annemize söven kafir olur. Bizim için değerlerimiz aynıdır. Hiçbir Müslümanı bir Yahudi'ye, bir Hristiyan'a söverken bulamazsın. Çünkü dinimiz buna müsaade etmez. Zira ayeti kerime var. Estağfirullah. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Siz diyor onların ilahlarına sövmeyin ki, onların ilahlarına sövmeyin ki onlar da cahillikle sizin ilahınıza sövmesin. Yani Allah diyor ki onların taptıkları putlara sövmeyin. Onlar da bana sövmesin diyor. Bana sövdürtme diyor Allah. Biz kimseye sövmüyoruz. Var olanı anlatıyoruz. Hiç şu kürsüde benim birine sövdüğümü, bir
putlara sövdüğümü, ilahlarına sövdüğümü gördünüz mü? Var olanlarını anlatıyorum, yaptıklarını anlatıyorum. Ne diyorum? Ayasofya'yı kapatmışlar diyorum. Harfleri değiştirmişler. Hiç ağzından bir hakaret çıkıyor mu? Daha bildiklerimi anlatsam zaten burada hiçbirimizi tutamazlar yani. Bir şey söylemiyorum ben. Çünkü bu ayeti biliyorum. Ben kimsenin ilahına sövmüyorum. Kardeşim, ayetle de sabit. Kimse kimsenin dinine sövmesin. Kimse kimsenin dinine sövmesin. Kanun çıkacaksa buradan çıksın. Bütün dinleri koruyacak. Her türlü dini tahrif olsa da koruyacak bir yasa çıkartacaksan çıkar. Peygamberimizin şanlı izzet ve şerefine senin korumaya da gücün yetmez. Onu Allah korumuş, ayetle sabit. Vallahu ya'sumuke minen nas. Bitti. Seni insanlardan ben koruyacağım diyor Allah. Kimseye ihtiyacım var Allah'ın? Haşa. Haşa. Zaten bu ülkede, bu ülkede hiç kimsenin bir kilise papazına, bir havra hahamına, bir ateist derneğine, bir Budist tapınağına sövdüğünü duyamazsınız. Televizyonda, onların da televizyonda, hiçbir gazetecinin, hiçbir televizyoncunun, sanatçının, ne varsa var yani. Bir rahibe, bir hahama, bir ateiste, bir Budiste sövdüğünü asla duyamazsınız. Çünkü onların işi din düşmanlığı değil, İslam düşmanlığıdır.